Yusuf Kaplan Kapitalizm yer ve anlam değiştiriyor. Çin, kapitalist dijital uygarlığın merkezi olacak. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Yaşadıklarımız kıyamet sahneleri gibi. Bütün bir insanlık, bütün bir dünya bir virüsün kölesi. İnanılır gibi değil gerçekten. Birileri, Frankenstein'ı andıran azman bir güç, dünya ile kafa buluyor sanki. Bir şeytan, bir şeytani güç, parmak sallıyor rakibine bir başka şeytani güce fakat olan bütün insanlığa oluyor. Virüsü kim niçin üretmiş olabilir? Amerikalılar Çin'e vuruyor olabilir mi? Çinliler daha işin başından böyle bir iddiayı dillendirdiler. Hem de bilimsel yayınlarla. Bilimsel deyince akan sular duruyor. Özellikle de bizim görünüşte batıperest ama zihnen yaşayış olarak yani hem epistemolojik hem de ontolojik olarak batıcı fakat Çin Perez tiplerimiz. Amerikalıların koronavirüsle Çini vurduklarını güya ifşa eden Çin resmi kaynaklarının işaret ettiği sözüm ona bilimsel yayınları ballandıra ballandıra anlatmaya bayılıyorlar televizyonlarda. Bizim Çin perest Maocu palyaçolarımız, Çinlilerin bilimsel yayın diye kendilerinin kontrol ettikleri müsveddeleri referans göstererek, Çin'in birileri tarafından vurulduğu algısını yaymaya, gönüllü Çin köleliği yapmaya devam ede dursunlar, Çin'de dün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanmadığı açıklaması yaptı Çin Büyükelçisi Habertürk'e. Burada yazdıklarım Çin perest çevreleri rahatsız edecek, biliyorum bunu. Benim derdimin hakikat olduğunu onlara nasıl anlatabilirim onu bilmiyorum. Sadece şu kadarını söylesem bir işe yarar mı acaba? Ergenekon hikayeleri sırasında dolmuşa bindirilmediğimizden emin miyiz başlıklı yazılar yazmış, o vakitler içeride olan İşçi Partisi Başkan Yardımcısının hapishaneden gönderdiği mektubu sütununda yayımlama cesareti göstermiş bir yazar olmam bir anlam ifade eder mi peki? Koronavirüs biyolojik silah mı? Koronavirüsün en fazla vurduğu ülke olarak Çin'in virüsü önce birkaç haftadır kontrol altına alması, sonra da gelinen nokta itibariyle vakaları bile durdurması elbette ki sevindirici. İyi de ne demek bu peki? Şunu söylemek fazla abartılı mı olur? Aslında Çin virüsü icat etti, bir bölgesine yaydı. Orasını sıkı karantinaya aldı. Hatta insanları silah zoruyla evlerine kapattı. Sonra da virüsü dünyaya, özellikle de Avrupa'ya bulaştırdı. Yapar mı böyle bir şeyi? Kesinlikle yapar. Mao devrimi kaç milyon insanı doğradı kıtır kıtır değil mi? Batılılar da yapar. Ruhsuz bunlar. Birilerine haddini bildiren Çin mi acaba? SARS virüsüne bakın bunun için. SARS virüsünün biyolojik silah olarak geliştirildiği açıkça kabul ediliyor artık. İki hafta önce Habertürk'te sevgili Hülya Hökenek'in Öğle Kuşağı programında şu an ismini hatırlayamadığım bir profesör SARS virüsünün biyolojik silah olarak icat edildiğini söylemişti. Ayrıca savaşların biyolojik silahlarla yürütüldüğünü, Amerika'nın da, Avrupa'nın da, Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın ve İsrail'in de biyolojik silahları kullanan ülkelerin başında geldiğini bütün dünya biliyor. Virüsün biyolojik silah olarak kullanılabileceği ürpertici gerçeği hiç de uzak bir ihtimal olarak görülmemeli bence. Batı kapitalizmi çöküyor, Doğu kapitalizmi geliyor. Bildiğimiz bir gerçek var. Amerika'daki Yahudi sermayesi Çin'e yerleşmeye başladı. Çin'in gelişini gören İngilizler de, Yahudiler de Çin'le derin ilişkiler kurdular. İngilizler İpek Yolu Projesi ile Çin'le uzun vadeli stratejik bir ilişkiye imza attılar. Yahudiler de Çin'in ekonomik, özellikle de finans sistemini kontrol etmek için çoktan Çin'e yerleştiler. Çin tıpkı yaklaşık bir asır boyunca Amerika'nın oynadığı role benzer bir rol oynayacak gibi. Amerika'da Yahudi gücüyle Anglo-Saksonlar savaşıyorlardı. Savaşı Yahudi gücü kazandı. Anglo-Saksonları Amerika'dan kovdu aynı hikaye Çin'de de sahneleniyor şimdi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kapitalist sistem Çin komünizmini paspas gibi kullanarak kendini yeniden üretiyor. Çin diye bir ülke yok artık. Çin ruhu komünizmle birlikte yok oldu çünkü. Çin Kapitalizmin kölesi şimdi. Çin 5000 yıllık devasa medeniyet tecrübesini, birikimini komünizmle berhava etmişti. Çin'in bu kez kapitalizm tarafından kullanılmasını hiç de hafife almamak gerekir. Kapitalizmde kapitalist küresel sistemde büyük bir kırılma yaşanıyor. Batı kapitalizmi çöküyor, Doğu kapitalizmi geliyor. İki şekilde gerçekleşiyor bu dönüşüm. Kapitalizm yer değiştiriyor. Batıyı terk ediyor, doğuya yerleşiyor ve kapitalizm anlam değiştiriyor. Dünya bildiğimiz dünya olmayacak artık. İnsanlar açıkça sürü gibi kullanılacak. Yapay gerçekliğe dayalı kapitalist dijital uygarlığı Çin üzerinden üretecekler. Büyük kapatılma geliyor. Nedir bu kapitalist dijital uygarlık ve büyük kapatılma? Pazar günkü yazımda göstermeye çalışacağım. Yusuf Kaplan Yeni şafak. Ahmet Hakan. Dua etmek bilime aykırı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada dua dedi ya. Hemen başladı o kadim din bilim çatıştırması. Her şeyi çatıştırarak rahat etmek gibi bir özelliğimiz olmasa aslında meselenin çözümü gayet basit eğer bilimin gerektirdiği her türlü önlemi alırsan eğer bilim insanlarından bir kurul oluşturursan eğer bilim insanlarından oluşturduğun kurulun önerilerine uyarsan eğer bilimsel yöntemlerden asla şaşmazsan eğer bilimi şaşmaz bir rehber kabul ederek davranırsan ve tüm bunları yaptıktan sonra da Allah'a dua edersen bilim ve dua arasında zerre kadar bir çelişki olmaz Böyle bir durumda bilim ve dua birbirinin düşmanı değil, birbirinin tamamlayıcısı olur. Ben bu kadar basit bir hakikati yazıyor olmaktan hicap duyarken, bunu yazmayı bile ihtiyaç haline getirenler ne hissediyorlar acaba? Ofansif mofansif Pınar Finan diye bir stand-upçı var. Bu stand-upçı çıktığı sahnede Alevi vatandaşlarımızla ilgili mizah yapıyor. Yaptığı şakalardan biri de Sivas'ta yakılan insanlarla ilgili. Söyledikleri düz anlamıyla tam bir skandal. Ama durun bir dakika. Bu arkadaşın söylediklerini düz anlamıyla anlamamalıymışız. Çünkü bu arkadaş ofansif mizah yapıyormuş. Aslında amacı Alevilere bakış eleştirmekmiş. İroniden hiç anlamıyormuşuz. Üstelik bu arkadaş Alevi'ymiş. Bu söylenenlerin hiçbiri beni kesmedi. Alevi olması falan da umurumda değil. Ben hala sımsıcak kanayan bir yara olan Sivas'la ilgili, ister ofansif, ister mofansif, ister ironik, hiçbir biçimde mizah yapılamayacağını düşünenlerdenim. Yakınları yakılmış insanlar var ve onlar hala gözyaşı döküyor. Be heyhatsiz! İnsan gerçekten şok vahşi bir mahluk. Koronavirüs bulaştığı söylenen isimlerle ilgili olarak sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakınca insan denilen mahlukun yeryüzünün en vahşi mahluku olduğu gerçeğini bir kez daha anlıyoruz. Ahmet Hakan Hürriyet. Emin Pazarcı. Sarmaş dolaş karantina. Tepede sabitlenmiş bir tweet var. Sürekli duruyor ve el sıkışmıyoruz, sarılmıyoruz, birbirimizi seviyoruz yazıyor. Çok güzel ve tam da güne uygun bir mesaj. Altında ise alay edercesine şaka gibi bir takım paylaşımlar yer alıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önüne gelene sarılıyor, öpüyor, tokalaşıyor. Salonlarda partililerle iç içe toplantılara katılıyor. CHP işi korona tedbiri ve mücadelesi böyle oluyor işte. Her şey İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabında görülüyor açık ve net. Hükümet dünyanın gıptayla baktığı tedbirler alıyor. Bunlar sosyal medyada etkisizleştirmek ve karalamak için ellerinden geleni yapıyor. Kendileri ise her türlü riskli ve yanlış hareketi sergiliyor. La yüsel onlar. Bütün tedbirleri ayaklar altına alıp virüsün yayılmasına yol açmak gibi bir hakları bile var. Nasıl olsa her şartı altında saldıracakları, karalayacakları ve suç yükleyecekleri bir isim mevcut. Recep Tayyip Erdoğan. Koronavirüs sarsıyor dünyayı. Pek çok Avrupa ülkesi apışıp kalmış durumda. En yetkili ağızlar bile artık felaket ve kaos senaryoları dillendiriyorlar. Biz iyiyiz çok şükür. Yurtdışı girişler yüzünden ülkemize de gelen virüsün yayılmasını önlemek için çok ciddi tedbirler alıyoruz. En ufak bir şüpheyi dahi izole etmek için ne gerekiyorsa onu sergiliyoruz. Kamuoyu araştırma şirketleri ise araştırmalar yapıyorlar vatandaşa alınan tedbirler yeterli mi diye soruyorlar. İşte bunlardan birinin sonucu. Yeterli olduğunu söyleyenler %58, beğenmeyenler %42. Araştırma ne kadar sağlıklı bilemem ama yaşanan gerçeklikle taban tabana zıt bir sonuç bu. Ülkemizdeki tabloya bakınca yeterli cevabını verenlerin oranı çok daha yüksek çıkmalıydı. Çünkü tedbirleri yetersiz bulanlara peki ne yapılması gerekirdi diye sorsanız verebilecekleri ciddi bir cevap yok. Çoğunun sadece muhalefet olsun düşüncesiyle böyle bir tavır aldığı ortada. Eğer bir yetersizlik varsa onu idarede değil toplumda aramak lazım. Kendisi bir doktor olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bunları yaparsa ona bakıp örnek alanlar ne yapmaz? Türkiye'de salgın yok ama ciddi bir risk var. İtalyanlar da düne kadar bizim gibi gezip tozuyorlardı. Tehlikenin farkında değillerdi. Ama virüs bir anda yayıldı, kısa sürede vahim bir tablo ortaya çıktı. Sınır komşusu olduğumuz Bulgaristan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İş yerleri kapandı, yasayı çiğneyip iş yerini açanlar için 5000 leva para 5 yıl hapis cezası getirildi. Sıkıntı büyüdükçe yaptırımlar da sertleşti. Hepimizin bu yaşananlardan ders çıkarmamız lazım. Gün rehavete kapılıp her şeyi devlete havale etme günü değil. Devlet zaten gerekli tedbirleri alıyor ama asıl görev fert olarak bize hepimize düşüyor. Eğer CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi davranırsak yandı gülüm keten elva. Çin'de Avrupa'da Amerika'da yaşananları ciddiye alıp halin icabına uygun davranmak zorundayız. Ailemize ve içinde yaşadığımız topluma yönelik görev ve sorumluluklarımız var hepimizin. Dikkat, sonuçta en büyük görev bize düşüyor. Emin Pazarcı akşam